gönül hastalığı. Vaktiyle ülkenin yönetimini üstlenmiş olan hükümdar, yanında has adamları olduğu halde ava çıkmıştı. Seyisin seçtiği en çevik ve en güzel ata binmiş, yanına burnu her türlü kokuya duyarlı av köpekleri almış, av mevsiminde ormanda av kolluyorlar. Bir orman köyünden geçerken çok güzel bir kız gördü. Hükümdar gönlünü bu kıza kaptırdı. Adamlarına kabul ederse derhal bizimle gelsin diye emretti. Kız babasının da rızasını alarak hükümdarın heyetine katıldı. Av bitince saraya döndüler. Hükümdar kızı eş edindi ve tutkuyla bağlandı kıza. İnsan bu hep aynı kararda durmuyordu tabii. Bir müddet sonra kız hastalandı. Şiddetli bir ateşle yataklara düştü. Ülkede ne kadar ün yapmış doktor varsa çağrıldı. Hükümdar, benim sağlığım önemli değil. Şimdi sizi canımın canı için çağırdım. O hasta, her kim onu iyileşmesini sağlarsa hazinemin kapısı ona sonuna kadar açılacaktır dedi. Hekimler aralarında bir heyet seçerek derhal işe koyuldular. Hastayı defalarca muayene ettiler. Doğru teşhis koyabilmek için çabaladılar. Hekimbaşı merak içinde bekleyen hükümdara, "Sultanım, siz merak etmeyin, onu tedavi edeceğiz. Elimizde çeşitli ilaçlar var," dedi. Aradan günler geçti, kız bir türlü iyileşmedi. Günden güne eriyip gitti, sararıp soldu. Hükümdar doktorların çaresizliğini görünce iki rekat namaz kılarak duada bulundu. Sonra uyuyakaldı. Hükümdarın düşüne ak saçlı bir ihtiyar girdi. Rüyasında ona dedi ki, "Müjdeler olsun ey hükümdar. Dileğin kabul edildi. Yarın sarayına biri gelecek. Onu hemen kabul et ve hastanı göster." Hükümdar sevinçle uyandı. Sabahı pencereden gözledi. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte biri çıktı ve geldi. Adam kadını muayene etti. "Hükümdarım, hekimleriniz doğru tedavi uygulamamış. Şimdi ben yalnız görüşmek istiyorum hastayla," dedi. Oda boşalınca adam kadını muayene etti. Memleketini, hayatını, ailesini sordu. Bütün sırlarını öğrendi. Hekim kızla konuşurken kolundan nabzı tuttu. Sohbet esnasında hangi isim söylenirken nabzının yükseleceğine baktı. O isim üzerinde durarak daha ayrıntılı bilgiler sordu kıza. Kadın Semerkant ve altında söz edince nabzı olağanüstü yükseliyordu. Hekim hükümdara giderek, "Senin hasta Semerkantlı bir kuyumcuya aşık," dedi. "Buna gönül hastalığı denir. Sevgilisine kavuşmazsa kesin ölür. Artık sen bilirsin," diyerek sözünü bitirdi. Hükümdar gönül hastalığının önü alınmazsa ölümcül olabileceğinin farkındaydı. Derhal adamlarına emir verdi, kızı alıp Semerkand'a götürüp kuyumcuyla evlendirmelerini söyledi. "Sevgi bazen kendi canından çok geçmektir, sevdiğinin canı için. Sevgi bazen kendi canından geçmektir, sevdiğinin canı için. Aşk olun." Yarın ince belini
Kim silecek gözlerimin selini? Dağlar, yüce dağlar, derdim neçe dağlar. Yol ver kurban olam, yârim geçe dağlar. Dağlar, yüce dağlar, derdim neçe dağlar. Yol ver kurban olam, yârim neçe dağlar. Gelin şu an sevin maralı, ak elleri elvan elvan kınalı. Avcı vurmuş yüreğimden yaralı. Dağlar, yüce dağlar, derdim neçe dağlar. Yârim neçe dağlar, dağlar, yüce dağlar, derdim neçe dağlar. Yol ver kurban olam, yârim neçe dağlar. Mektep uşağı, anam uşağı, uşağı. Dağlar, yüce dağlar. Ah, neden eller geldi, Zöhrem gelmedi. Eyvah ey canım ey gülüm ey. Neden eller geldi, Zöhrem gelmedi. Dağlar, yüce dağlar, derdim neçe dağlar.